Merhaba arkadaşlar, günaydın. Sabahleyin başımdan birkaç olay geçti. Onunla ilgili bu videoyu çekiyorum. Arabayı çalıştırdım. Sabahleyin 7'de, dün akşam 5'te park etmiştim. Arabayı çalıştırdım ve bir ses geldi ki inanılmaz. Ondan sonra altına eğildim, baktım. Bir baktım ki arabanın altından katalitik konverteri çalmışlar. Ve üstüne üstlük bunları da yere bırakmışlar. Şöyle bundan bir tane daha var. İki tane. Şöyle. Şimdi arabayı çalışıyorum tekrardan. Tamirciye gidiyorum. Tamirciden fiyat aldım. Yaptıracağım fiyatı. Yaptıracağım arabayı. Yeni parça taktıracağım. Yeni parça da bayağı bir tutacak. Toyota'nın kendi servisine telefon açtım. Toyota'nın kendi servisi. Şu sesi duyuyor musunuz? Katalitik konverteri yok diye böyle ses geliyor işte. Takım ücreti dahil 1400 pound dedi. Hadi bakalım. Şimdi servise gidelim. Servis bakalım kaç liraya yapacak Mustafa abi. Evet, yaptırdım. Şimdi gidiyorum, arabayla birazcık gezeyim. Etrafta gezerken bakın ne gördüm. Çok değişik bir araba yapmışlar. Her tarafı demirden. Koltukları bile demirden. Nasıl rahat ediyorsa artık bu arabayı kullanırken. Hatta zincir kullanmışlar. Görüyorsunuz. Çok ilginç bir araba. Bu hani filmlerdeki cehennemden çıkan arabalara benziyor. Evet, şimdi arabanın kornası bozuldu bir de üstüne üstlük. Şimdi kornasını yaptıracağım. Görüyorsunuz arkadaş kornası için uğraşıyor. Evet, arabanın kornası çok ilginçti. Normalde giderken bastığın zaman çalışmıyor. Ama sağa veya sola kırdığın zaman kornaya bastığında çalışıyordu. Meğersem bunun direksiyonun oradaki bağlantısında problem varmış. Şimdi onu çıkartacak, yeni bir parça takacak. O parçayı taktıktan sonra artık normal korna çalışmaya başlayacak. Yani bu diğer arabanın kaput altındaki korna ile bağlantısı yok bunun. Şu direksiyon içindeki kornadaki bir kablo bağlantısını parçaya ilave edilmiş hali komple değişmiş olacak. Evet, arabaya bayağı bir masraf yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu aralar. Korna zamanında bari bunları aradan çıkartmış olalım. Evet, bakın direksiyonsuz kaldı araba. Çok ilginç gözüküyor yalnız direksiyonsuz da yani. Şimdi bunu tek tek çıkartacak o parçayı oradan. Geldi. Parçalar burada. O parça şöyle bu hale geldi direksiyon. Çıkartayım. Evet, parçayı taktı yerine şimdi. Parçayı kendi etrafına döndürerek onu gelmesi gereken yeri buldu ve şu anda kabloları takıyor. Ardından direksiyonu oturtturarak son noktayı koyacak. Artık kornada çalışmaya başlayacak. Tamam. It's okay, it's finished. Evet arkadaşlar, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım üye olursunuz ve like butonuna basarsınız. Teşekkürler.